Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 bütçesi ülkemizde milyonların salgın sürecinde ekmek ve gelir kaybı yaşandığı, işsizliğin arttığı, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı, işçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere neredeyse bütün haklarının hedefe konulduğu koşullarda hazırlanmıştır. İşte bu süreçte hepimizin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunun yürüttüğü görüşmelerdedir. 10 milyona yakın asgari ücret işçi ailesiyle birlikte açlık sınırı altında yaşarken komisyondan insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderecek bir maaş beklemektedirler. Asgari ücrete çalışan işçilerin hazırlamış olduğu örnek bir tablo. Aylık giderleri kira 1500 lira, elektrik 250 lira, su 150 lira, doğalgaz 600 lira, ulaşım 250 lira, mutfak 1000 lira, eğitim 400 lira, sağlık yok, asgari ücretlinin hastalanmaya hakkı da yok, sosyal etkinlik yok, çay kahve yok, toplam 4150 lira, asgari ücret ise 2324 lira, açlık sınırı 2500 lira, yoksulluk sınırı ise 8000 lira. Asgari ücretle çalışan 10 milyona yakın işçinin hepsi sanki bekarmış gibi bir işçi için hesap yapılmaktadır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalı, en azından 4 işçi için hesaplanmalıdır. OECD verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye OECD ülkeleri içerisinde 18. sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde asgari ücreti en düşük ülkeler arasındadır. 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarıyla 25 altın alınabilirken 2020'de yıllık net asgari ücretle sadece 10 cumhuriyet altını alınabilmektedir. Bir yılda doğalgaza yapılan %40 orandaki zam sonrası asgari ücrete çalışan kışı birinci derece yakınlarıyla aynı evi paylaşmaktadırlar. Adalet halkın ekmeğidir, işçilerin de geleceğidir. Asgari ücret kararını verenlerin adil ve vicdanlı olmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki asgari ücret sadece işçilerin meselesi değil, asgari ücret bir memleket meselesidir. Bu nedenle diyorum ki asgari geçim indirimi asgari ücretin dışında kalmalıdır. Asgari ücretten kesinlikle vergi alınmamalıdır. İşçi ve memur ayrımı yapılmamalıdır. Tek asgari ücret olmalı, işçi memur ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Asgari ücretle çalışan işçilere de şeker ve kurban bayramında en az birer maaş tutarına iki ikramiye verilmesi için meclis gerekli adımları atmalıdır. Değerli milletvekilleri, açıklanan son işsizlik verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona yükselmiştir. Bu rakam 95 ülkenin nüfusundan fazladır. Covid-19 ve ekonomik krizin iş gücü piyasaları üzerindeki tahribatı ağır bir biçimde sürmektedir. İşsizlik fonu %90'ı amacı dışında kullandınız. 135 milyar liranın sadece %10'u işsiz kalan işçilere verdiniz. Bu anayasaya aykırıdır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını çalışarak kazanan fabrika işçileri, küçük esnaf, seyyar satıcılar, çiçekçiler, müzisyenler, düzensiz ve günübirlik işlerde çalışanlar, tüm dünyayı saran ve yayılma hızı ülkemizde de her geçen gün devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kaldılar. Alınan tedbirler haklı olabilir. Ancak bunlar pek çok sektörü bitirip bu sektörlerde çalışan milyonlarca emekçiyi evlerine ekmek alamaz duruma getirmiştir. Devletin özellikle koruması gereken en korumasız, güvencesiz kesimlerin başında gelen sendikasız olan işçiler, küçük esnaf, seyyar satıcılar, çiçekçiler, müzisyenler, düzensiz ve günübirlik işlerde çalışan 5,5 milyon vatandaşımız maalesef gelirini kaybetmiştir. Buradan uyarıyorum. Gelen sağlık sigorta primini ödemeyen 5 milyona yakın vatandaşımız 2021 yılında borçları ertelenmezse birinci derecede yakınları ile birlikte devlet ve üniversite hastanelerinde tedavi olamayacaklardır. Bu bütçenin asıl gündemi bu olmalıdır. Önemli bir konu, siyasi partilerde olduğu gibi sendikalarda da baraj sistemi devam etmektedir. Haziran ayında 15 sendikanın yetkisi bitti. Meclisten yeniden yetki alamazlarsa
50 bin işçi ailesiyle birlikte 250 bin kişi mağdur olacaktır. OECD ülkeleri arasında sendikalaşma son sıradayız. Sendikal hak ve özgürlüklerin önü açılmalı, siyasi ve sendikal barajlar kaldırılmalıdır. Sendikalar darbelere karşıdır, demokrasiden yanadır. Ülkemizde 10 milyon yakın sendikalı ve örgütlü işçi olsaydı Türkiye darbeler ülkesi olmazdı. Değerli milletvekilleri, Recep Tayyip Erdoğan ve saray Türkiye ekonomisinin %5-6 oranda büyüdüğünü söylemektedir. Madem öyle, peki neden ülkemizde 10 milyon yakın işsiz var? Neden işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri için bütçe ayırmadınız? Bugüne kadar 25 bin işçinin ölümüne sebep oldunuz. İşçilerin ölümüne neden olanların kalbi kurusun, kalbi kurusun, kalbi kurusun diyorum. Başta Soma Ermenek madenleri olmak üzere ülkemizin birçok iş yerlerindeki iş cinayetlerinden ders almadınız. Bugün iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada maalesef üçüncü durumdayız. Yürümek isteyen madencileri dövdünüz, hak ettikleri maaşları vermediniz. Sağlık emekçileri ve çalışanlar koronavirüsüne karşı bizi korumak için hayatını ortaya koyarken onları şehit saymadınız. Dünya Sağlık Örgütü ve ILO korona meslek hastalığıdır demesine rağmen siz kabul etmediniz. Neden 620 bin sağlık emekçisine görev vermediniz? Neden 500 bin öğretmenin ataması yapılmadı diye 100'e yakını intihar etti? Neden 30 bine yakın sosyal hizmet uzmanı iş bekliyor? Neden kamuda 14 bin engelli açığı varken engellilerin atamasını yapmadınız? Neden Samsun'da işsiz olan bir yurttaşımız iş aç diyerek intihar etti? Neden biliyor musunuz? Çünkü beşli çeteye para vermekten kasada para kalmadı, para kalmadı. Sevgili mücadele arkadaşlarım, saray 18 yılda 18 işçinin çalışacağı bir fabrikanın temelini bile atamadı. Emeklerimizin durumu ise 13 milyon emekli vatandaşımız var. 8 milyon açlık sınırı altında yaşıyor. 5 milyon emekli ikinci bir işte çalışıyor. Geri kalan emekliler de iş arıyor. Asgari ücretin de altında, yani 1500 TL maaş alan milyonlarca yaşam mücadelesi veren emeklinin dörtte biri seyyar satıcılık yapıyor. Değerli milletvekilleri, başını yastığa koyan milyonlarca insan geceleri aç yatarken saraya ballı börek verdiniz. Millete kuru emek yedirdiniz. Beşli çeteye de peşkeş çektiniz. 3.8 milyon kredi borcumuz varken 125 milyar doları Merkez Bankası'ndan bir gecede nereye gönderdiniz? 5 milyon dolar Tunus'a para verdiniz. Suriyelilere 300 milyar lira verdiniz. Emekli yaşa takılanlara hak ettikleri 10 milyarı vermediniz. Şimdi EYT'liler diyor ki Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adalet varsa çıksın artık bu yasa. Bu bütçe halkın bütçesi değildir. Bu bütçe sarayın bütçesidir. Bütçede işçiler, köylüler, esnaflar, öğrenciler, engelliler, emekliler, EYT'liler, dullar, yetimler ve işsizler olmadığından dolayı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bütçeye hayır diyoruz, hayır diyoruz, hayır diyoruz. Son olarak 2021 yılı bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar liradır. Bütçe giderleri 1 trilyon 346.1 milyar liradır. Bu bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. 922.7 milyar lira vergi topladınız. Bu vergileri kimden aldınız? Kimlerden aldınız? İşçiler, memurlar, köylüler, esnaflar, çiftçiler ve yurttaşlardan aldınız. Meksika Devlet Başkanı var olan tek başkanlık uçağını ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım diyerek 120 milyon dolara satmış olduğu uçağının parasını hazineye bırakmıştır. Bizde ise uçan sarayla birlikte sarayın 16 adet lüks uçağı vardır.
Sorduğumuzda ise AKP'ler diyor ki saraylarla, uçaklarla, lüks makam arabalarıyla biz sarayın itibarını koruyoruz diyor. Açalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bize göre bu ülkenin itibarı sevgili mücadele arkadaşlarım saray değil, makam arabaları değil. Bu ülkenin itibarı Nazım Hikmet'tir. Bu ülkenin itibarı Uğur Mumcular'dır. Bu ülkenin itibarı Bahriye Üçoklar'dır. Bu ülkenin itibarı Deniz Gezmiş'tir. Bu ülkenin itibarı Ulusal Kurtuluş Savaşımızın lideri ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz.